Efendim bazılarımızın ısrarla takmadığı o emniyet kemerinin sadece kazalarda koruduğunu sanıyorsanız aslında yanılıyorsunuz. Hayat kurtarmanın yanında bilinmeyen daha birçok özelliği var. İşte emniyet kemeri hakkında belki de hiç bilmedikleriniz. Aracınız yolda kaldığında emniyet kemerinizi omzunuza alarak bir eliniz direksiyonda tıpkı böyle arabayı kolaylıkla hareket ettirebilirsiniz. Belki de ilk defa gördüğünüz bu yönü emniyet kemerlerinin hiç bilinmeyen özelliklerinden sadece biri. Trafikte bizi koruyan, güvende tutan emniyet kemerleri sadece kaza anında devreye girmiyor. Emniyet kemerlerinin aslında sayısız kullanım alanları var. Bakın kimsenin bilmediği o özellikler. Emniyet kemerleri sadece kazada işe yarıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gizli işlevleri saymakla bitmiyor. Emniyet kemeri sadece kazalarda işimize yaramıyor. Aynı zamanda farklı kullanım alanları da var. Mesela bunlardan bir tanesi, trafikte arabamız arıza yaptığı zaman, hareket edemediğimiz zaman arabamızı çekmekte kullanabiliyoruz. Emniyet kemeri takmayıp hava yastığına güvenenlere de kötü bir haber var. Emniyet kemeri ve hava yastığı ikisi bir arada kullanılması gereken şeyler. Bazı kişiler hava yastığım var diye emniyet kemerini kullanmayı ihmal edebiliyorlar. Birisi devreye girebilmesi için öbürünün de çalışması gerekiyor. Emniyet kemeri takmadığınız zaman bazen hava yastıkları çalışmaz. Emniyet kemerlerinin kullanım alanları bununla da sınırlı kalmıyor. Araç içinde mahsur kaldığınızda aynı zamanda cam kırma aleti olarak da kullanabiliyorsunuz. Kaza anında sadece tek bir canımız var. Kurtuluyoruz ya da kurtulamıyoruz. Peki emniyet kemerlerinin kaç canı var? Kazalarda yani olumsuz durumlarda emniyet kemerinin devreye girdikten sonra ne yazık ki ya servis tarafından kontrol edilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor. Bunu en fazla bir kere kullanabiliriz. İkinci bir olumsuz durumda, bir kazada tekrardan aktif olmayabilir. Emniyet kemeri çoğu kişi tarafından umursanmıyor. Hatta kemer ikaz sesi emniyet tokasıyla susturuluyor. Bu durumda kemer tedbiri tamamen ortadan kalkmış oluyor. Ülkemizde emniyet kemeriyle ilgili çok yanlış kullanılan bir durum daha var. O da bu emniyet kemer tokaları. Tokaya takılıyor ve bu sayede araba bize bir uyarı vermiyor. Ama biz bunu yaparak sadece arabamızı ve kendimizi kandırmış oluyoruz. Bunun hiçbir güvenlik anlamında bize bir katkısı yok.